Burası x, burası y olsun. Görüyoruz ki x artı y 15. ABC'de kare olduğu için buralarda y, alfa, beta toplamları 90, alfa 90, beta. Şurası da alfa, yine 90, beta. Açıları aynı olan iki tane üçgen bulduk. Beta'nın karşısı y, beta'nın karşısı y. Demek ki bu üçgenler birbirine eş. O zaman alanları da eşit. Bunun alanı a ise bunun da alanı a. Karenin alanı y kare. Yani y kare 3a'ya eşit. Dik üçgenin alanı da x çarpı y bölü 2. O da a'ya eşit. Bölü 2'yi karşıya atarsam x çarpı y 2a. Şu denklemi y ile çarpıyorum. Çünkü y kare elde edeceğim ve yerine 3a yazacağım. Y ile çarparsam x çarpı y kare gelecek. Onun yerine 3a yazıyorum. Bu tarafta 2a y olacak. Y'yi bu tarafa atıyorum. 3'ü karşıya, a'ları da götürüyorum. Dolayısıyla x bölü y 2 bölü 3. Yani x yerine 2k, y yerine 3k yazabilirim. X 2k, y 3k, toplamları 5k, 15 ise k eşittir 3. Y 3k idi. 3 kere 3 9. X 2k 6. Burası da 9. Bizden a isteniyor. 6 çarpı 9 bölü 2. 6 ile 2 sadece işte 3. 3 kere 9. 27 birim kare. Şu karenin bir kenarı t olsun. Burası da t. Bu karenin bir kenarı da küçük k olsun. Karelerin alanları toplamı 20 birim kare. Yani bunun alanı k'nın karesi, bunun alanı t kare. K'nın karesi artı t'nin karesi 20. Şurada bir öklük durumu var. Dikten dik inilmiş. 4'ün karesi t çarpı t artı x. Yani 16. T çarpı t artı x'e bunu da dağıtırsak t kare artı tx eşit. K'nın karesi de x çarpı t artı x eşit. Bu da x kare artı tx yapar. Bunları birbirinden çıkaralım. Sol taraf 16 eksi k'nın karesi. Sağ tarafta da tx'ler gidiyor. T kare eksi x kare. X kareyi sola alıyorum. 16 artı x kare. K'nın karesini de sağ alıyorum. K'nın karesi artı t'nin karesi. Bunu bulmuştuk 20. Dolayısıyla x kare 4 oluyor. O halde x 2. Karenin alanı 100 birim kare. Demek ki bir kenarı 10 birim. Küçük eş karelerin bir kenarı da k olursa, mesela şurası 2k, burası 4k ve 3k. Nokta 90 çizgi, 90 nokta 90 çizgi, 90 nokta ve 90 çizgi. Demek ki şu 3 üçgen benzer üçgenler. Hatta benzerlik oranları da belli. 2k, 4k, 3k. Mesela bu 4k olan 2k'nın 2 katı. Bunlarla orantılayabiliriz. Çizginin karşısına 2k olan da 2t diyebilirim. O zaman 4k olan da çizginin karşısı 4t olur. 2 katı. Burada da çizginin karşısı bu 3 ile orantılı olduğu için 3t olacaktır. Buraya da noktanın karşısına 2p dersem burası 4p, burası da 3p. Şimdi şuraya bakıyoruz. 3t artı 4p 10. 2p artı 4t de karenin bir kenarı ve 10. P'leri yok etmek istiyorum. Şunun 2 katını alıp hemen altına yazıyorum. 4P artı 8T eşit 20. Şimdi şu ikisi arasında işlem yapacağım. Çıkarma işlemi. 4P'ler birbirini götürdü. 3T'den 8T çıkardım. Eksi 5T. 10'dan 20'yi çıkarttım. Eksi 10. T buradan 2. T eşittir 2 ise bakın burası 8 oluyor. Demek ki 2P'nin 2 olması lazım. O halde P 1. 2 kere 1 2, 2 kere 2 4, yani şu üçgen 2 4, 2 kök 5 üçgeni. Yani 2K 2 kök 5 ise K kök 5 olur. Küçük karelerin alanları toplamı isteniyor. Yani K'nın karesi bir tanesi ve bakalım 2 4 6 8 9 tane var. Yani istenen 9K'nın karesi 9 çarpı kök 5'in karesi 5, 45 birim kare. Şuraya x diyorum. Karenin bir kenarı 4 olduğu için burası 4 eksi x.
Bakın 4 çarpı x bölü 2 bana 2a'yı veriyor. Şurası 4. Burası 4a olması için, çünkü 4'ler eşit, buranın 2x olması lazım. Yine karenin bir kenarı 4, buraya 4 eksi 2x kalır. 2a 4 çarpı x bölü 2 demiştik. 4'ü 2'ye böldüm. 2, bu 2'ler de gitti. Demek ki a eşittir x. 3a da 4 eksi 2x çarpı 4 eksi x bölü 2. A yerine de x yazabiliriz. O halde 3x eşittir 4 eksi 2x çarpı 4 eksi x bölü 2. 2'yi de bu tarafa atarsak burası 6x yaptı. Burada hemen bir değer vermeyi deneyebiliriz. X yerine 1 verdiğimizde bakın 3 oluyor, şu 6'nın çarpanı olacak. 3 çarpı 2 6'yı veriyor. Bu da 6 çarpı 1 6 sağladı. Demek ki x eşittir 1. Ve bunun biz alana eşit olduğunu biliyoruz. A'ya eşit olduğunu biliyoruz. O halde 2a burası 2 birim kare. Burası 4 kere 1 4 birim kare. Burası da 3 birim kare. Taralı alan eşittir. Karenin alanından şu alanları çıkartabilirim. Karenin alanı 16 eksi 4, 3, 7, 2 daha 9. Yani 7 birim kare. O ağırlık merkezi olduğu için köşegenlerin kesişim noktasıdır. Köşegenler birbirini ortaladığı için buralar eşit. Yani DBC üçgeninde CO kenarortay, DE de kenarortay. Dolayısıyla F bu üçgenin ağırlık merkezi. O halde burası x ise burası 2 katı 2x, burası 5 ise burası 2 katı 10. Şuraya k diyorum. Burası da k ve karenin bir kenarı 2k. O halde burası 2k. K 2k, k kök 5 üçgeni var. Dolayısıyla k kök 5 15 yapıyor. 15'i de kök 5 çarpı kök 5 çarpı 3 diye yazabilirim. Çünkü kök 5'ler 5 yapıyor. 3 kere 5 15. Bunlar gitti. Demek ki k 3 kök 5. Biliyorum ki burası 90 derece, buralarda 45'er derece. İkizkenar dik üçgen. K 3 kök 5 ise şurası 6 kök 5. Yani 3x'in kök 2 katı 6 kök 5 yapacak. 6 ile 3'ü sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. 2 yerinde de kök 2 çarpı kök 2 yazarsam, kök 2'lerden biriyle bunu götürürsem x kök 2 çarpı kök 5, yani kök 10. (90 derece) bu kenarlar eşit. Dolayısıyla buralar 45'er derece. VCR üçgenine bakalım. Bakın şu kenarların orta noktaları, çünkü buralar eşit. Burası da buraya eşit. M ve N. Dolayısıyla MN orta taban oluyor. Yani MN VR'ye paralel. Paralellikten dolayı o zaman 90 derece ise burası da 90 derece oluyor. Benzer şekilde burası da. Dolayısıyla 45-90 burası 45 oldu. 90 burası da 45. Aynı işlemleri burada da uygulayabiliriz. Yani burası orta taban oluyor. Yani sonuç itibariyle şuralar hep 45 derece olacak. Birbirine eş ikizkenar dik üçgenler oluşuyor. Dolayısıyla şu kenarlar da hep birbirine eş olacak. Yani ortada bir kare oluştu ve bu karenin alanı 16 ise bir kenarı da 4. Burası 4 ise burası da 4. Burada ikizkenar dik üçgen var. Dolayısıyla burası 2 kök 2. Bakın şuralar hep eşit. 2 kök 2, 2 kök 2. Bu da bir kare. Dolayısıyla bunun alanı bir kenarı 6 kök 2'nin karesi olacaktır. O da 36 çarpı 2. Yani 72 birim kare.